Selamlar oraya Sarmi, ben komisero ve bugün sizlere yeni yayınlanan 16.08.2018 tarihinde yayınlanan geliştirici vlogu var Bannerlord'un. Onunla ilgili bir video çekmek istedim. Daha Türkçe'ye çevrilmeden, daha Türkçesi gelmeden şeyin, zımbırtının, ben onu size arkadaşımla beraber Türkçe'ye çevirip sunmak istedim. Buradan Alp'e de teşekkür ediyorum yardımından dolayı. Neyse başlayalım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar geçen seneki Gamescom'da, geçtiğimiz Gamescom'da diyeyim daha doğrusu, şöyle bir şeye tanık olmuştuk. Kaptan modu vardı arkadaşlar. Multiplayer'in kaptan modu. Yani bu işte bayrak kapmacalar vesaireler, kendi askerlerini yönetip karşı takımın bayrağını indirme, onlarla kapışma vesaire. Bunu geçtiğimiz Gamescom'da arkadaşlar oynatmıştı fuara gelen şeylere, ne denir ona, fuara gelen oyunculara Tailverse oynama imkanı sunmuştu bu modu. Şimdi bunun dışında şimdiki Gamescom'da, yani gelecek haftaki Gamescom'da şöyle bir şey yapmaya karar vermiş Tailverse. Oyunun asıl ana omurgası olan single player modunu, yani sandbox modunu oyunculara sunmaya karar vermiş. Oyunu oyun yapan, zaten Mount & Blade yapan oyun modu sandbox modu arkadaşlar, single player modu. Dediğim gibi bunu Tailverse oynatmaya karar vermiş Gamescom'da. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek Gamescom'da demosunu oynatacakmış. Yani demosunu artık biz oynayabileceğiz eğer Gamescom'a gidebilirsek. Gidemezsek ise zaten büyük böyle şeyler, YouTube kanalları gider oynar, biz de onlardan izlemiş oluruz. Bu mükemmel bir detay gerçekten. Yıllar sonra 2012'de geliştirilmeye başlanan oyunun asıl ana hattını artık görmüş olacağız. Bunun dışında oyunu oynarken, yani single player sandbox modunu oynarken bazı kısıtlamalar getirilmiş. Bu kısıtlamalar şöyle arkadaşlar, demiş ki mesela size kendi hazırladığımız karakterleri, yani kendi hazır karakterleri oynama imkanı sağladı. Ya buradaki kastı oyunu 30 dakika içerisinde oynatacağı için, yani demo süresini 30 dakika içerisinde sınırladığı için, eğer siz arkadaşlar şey yaparsanız, ne denir ona, karakter yaratma ekranına girerseniz zaten 30 dakika sürer karakteri yaratmak. Çünkü gerçekten çok büyük bir detaylı karakter yaratma ekranı tasarladığını iddia ediyor Tailverse. Bu yüzden karakter yaratma ekranında değil, hazır onların oluşturduğu karakterleri oynayabilecek misiniz? Bunun dışında kendi avatarınızı dizebilecek misiniz? Bu 30 dakika içerisinde oynadığınız, tecrübe edeceğiniz oyunda kendi avatarınızı dizmenin dışında büyük savaşlara katılabilecek misiniz? Yani kervan yağmalayabilir veya herhangi bir komutanın, lordun ordusunda görev alabilir ya da kafanıza göre takılabilirsiniz. Bunun dışında bize söylediği şey şu devlog'da arkadaşlar. Büyük ayrılıkçı şeylere giremeyecek misiniz? Ayrılıkçı gruplara katılamayacak mısınız? Ayrılıkçı gruptan kastı taht talipleri gibisinden veya bağımsızlığını isteyen klanlar gibi, bunlara katılamayacaksınız. Çünkü zaten oynayacağınız süre 30 dakika olduğu için başarıya ulaşamayacaksınız. Bu yüzden de bunu bize sunmamışlar. Yeni devlog'da bahsettiği şey bu. Bunun dışında karakter yaratma sürecini geçtik dedik. Ve demiş ki demo boyunca misafirlerimiz neler yapabilecek? Kendilerine ait ekipmanlarla baş başa kalarak rehberlik ve yardım etmek için elbette bağlantıda olacağız demiş. Yani takıldığınız yerde Tailverse yetkilileri Gamescom'daki size yardımcı olacakmış arkadaşlar. Konuklar istedikleri gibi haritayı ve yerleşim yerlerini keşfedebilecek. Kaldradia'da yaşayan pek çok kişiyle tanışıp konuşabilecek. Askeri birlikleri kiralayıp eğitebilecekler. Çarpışma ve savaşlara katılabilecek. Ticaret yapabilecek. Turnuvalara katılabilecek. Ve önde gelen kişilerce maceralara gönderilebilecekler. Yani görev, lordların size görev vermesinden bahsediyor sevgili dostumuz. Onun dışında demo oyununun ilk evresi başlamaktadır. Böylece oyuncular kısıtlı zamanda çok ilerleme kat ederken oyunun orta veya ileri evrelerindeki tecrübe edecekleri ayrılıkçılara katılmak veya kuşatmalarda yer almak gibi şeyleri ise tecrübe edemeyeceklerdir. Bu bir şanssızlıktır, ancak demonun oyuncuları Bannerlord'a ilk adımlarını atarken neleri tecrübe edeceklerini beklemeleri açısından iyi bir sunum olacağını hissediyor. Yani bu kısacası gösteriyorum ama vermiyorum. Evlendikten sonra sevişebiliriz manasına gelen bir şeyler söylemişler. Bunun dışında
başında özet geçecek olursak single player'ı önümüzdeki Gamescom'da 30 dakika içerisinde yani demo versiyonunu oynayabileceğiz, gözlemleyebileceğiz. Bu güzel bir şey. Bunun dışında geçmişteki yani 9 Ağustos'taki D-Block'ta da şundan bahsediliyor. Onu da kısaca geçeceğim hiç merak etmeyin arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Mount & Blade Warband'de ansiklopedi vardı. Yani nedir? Notlara girip notlar. Bildiğiniz o notlar. Taraflara, şehirleri vesaire oradan bulabiliyordunuz. Ama biraz kanserdi. Çünkü mesela adam sana şu şehre git, şu şehirden bana vergi topla diyor. Şehri kolay bulabilirsin çünkü az şehir var. Ama şu köye git bana vergi topla. Anasını satayım o şeyi arıyorsun. O köyü arıyordun hayvan gibi. Amele gibi arıyordun. Bunu Bannerlord'da daha değiştirmişler ve filtreleme özelliği getirmişler. Filtre koyuyormuşsunuz. Mesela nedir? Filtre şudur arkadaşlar. Kuzeyitlerin herhangi bir köyünü arayacaksınız. Kuzeyitleri tıklıyorsunuz filtrelerden, tamam mı? Ondan sonra aradığınız köydeki karakter ne, kadın mı erkek mi? Ona tıklıyorsunuz vesaire vesaire, böyle bir eklenti koymuşlar. Sayfalarda dolaşmayı kolaylaştırmak için. Böyle bir şey koymuşlar. Güzel olacağı benziyor. Onun dışında ansiklopedide arkadaşlar şunları öğrenebilecekmişiz. Mesela asker topluyorsun. Asker topladığında oyuna ilk başladığın zaman hangi birimi gitsem ne olur düşünmüyorsun. Diyorsun Kergitli yapayım. Kergit askeri, Kergit acemisi, Kergit avcısı yapıyorsun. Ondan sonra ikiye ayrılıyor. Kergit avcısından Kergit işte süvari yakın dövüş mü uzak dövüş mü gideceksin. Bunu pek şey yapmıyor. Bununla ilgili bir şey koymuş. Native'de göremeyeceğimiz karakter detay ekranı koymuşlar. Asker ağacı. Bildiğiniz asker ağacını koymuşlar. Asker ağacında hangi karakter yani hangi birim hangi evreye doğru seviye atlayabilir onları inceleyebiliyoruz. Ekranda vermişimdir zaten onu. Onun dışında bildiğiniz gibi arkadaşlar klanlar olacak. Klanlardan bahsettiğim şeyini. Her ülkenin kendine ait klanları, kabileleri, her ülke bir konfederasyonlar zinciri. Yani ileri gelenleri diyeyim size. Sülale, kabile. Şimdi bu klanlara katılıp onlara yardım edebilir. Onların işte bağımsızlık ilan etmek isteyen ayrılıkçı klanlara katılıp onları yüceltebilir. Veya klanlarla iyi anlaşıp onlardan fazlaca asker alabilir. Savaş zamanında o klanlardan asker alabilip o klanlarla hareket edebilirsiniz. Az para verip veya parasız şekilde klanlarla ticari ilişkiler kurabilirsiniz vesaire. Şimdi bu klanlar hakkında da şey koymuşlar arkadaşlar ansiklopediye, detaylı bilgi. Klanlara tıklayıp ansiklopedideki ekrana, oradan hangi klan hakkında bilgi almak istiyorsanız o klanın adına tıklayıp oradan istediğiniz klanla alakalı bilgiler, neyle uğraşırlar, neyin ticaretini yaparlar, hayvancılar mı yoksa işte çiftçiler mi, ekonomileri nasıldır, hangi bölgede yaşarlar gibisinden şeyler alabilecek misiniz? Bunun dışında herhangi bir şey yok. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.